Arkadaşlar merhaba. Şimdi 3. bölümümüze geçiyoruz. 3. bölümümüzde de şöyle yarıda keseceğim bir sosyal medyaları eklemek için bir alan yapacağım ilk önce. Şimdi geldim tekrar kodlarımı açtım. Şimdi 3. alanımı bulayım. 3. alanımda şuradaki şunları birazcık sileceğim. Renkleri vesaire içinde tanımlayacağım. Çünkü BG White, Shadow White şunları şuradan kaldıralım. Evet. Rounded falan dursun, problem yok. Daha sonra gerekirse sileriz. Şimdi ilk olarak bir tane div class diyeceğim. Rengimi tekrar burada tanımlayacağım. İlk olarak diyeceğim ki BG White. Daha sonra full ekranı, full o tarafı şeyi kaplaması için ve full diyeceğim. Daha sonra bir gölgeleme verelim. Shadow SM diyelim. Küçük bir gölgeleme olsun. Daha sonra rounded x-large diyerek köşeleri bükelim. Başka şuradaki şu rounded x-large'a da aslında ihtiyacımız yok. Silelim şurada. Şu p4'ü de burada verelim. Şöyle kullanalım. Başka. Evet, şu mr4'ü de kaldıralım buradan. Ya da alt tarafa tekrar gerekirse veririz. Ya da verelim direkt mr4. Evet. Şimdi ilk olarak burada diyeceğim ki h3, daha sonra class, burada öncelikle social media diyelim. Daha sonra bu buraya birazcık şey yapalım. Tekstimizi düzenleyelim. Öncelikle yazımın ben yine x large olmasını istiyorum. Daha sonra kalın olmasını istiyorum. Daha sonra rengini söylemek istiyorum. Evet. Daha sonra bir de font söylemek istiyorum. Evet. Şimdi tekrar gelip alanımıza bakalım. Evet. Şöyle bir alanımız oldu. Şimdi alt tarafa da ne yapacağız? İkonları artık sırasıyla dizeceğiz. İkonları dizmek için bir tane yapı oluşturacağım. Bu yapım ne olacak? Tabii ki flex olacak. Neden? Yan yana dizmek için. Div class. Bu divin içine tanımlayacağız yapılarımızı. Öncelikle diyeceğim ki flex yan yana olacakları için. Daha sonra mt4 diyeceğim. Sonrasında diyeceğim ki a href, şöyle yazdım. Ve sonrasında şöyle bir şey atayım. Bir tane ikon atalım mesela buraya. Şöyle tekrar geleyim projeme. Buradan mesela Facebook diyelim. İlk olarak şu Facebook'un şu ikonunu alalım. Ve bu A'nın içine şöyle yapıştıralım. Sonra gelip şöyle sayfamıza bakalım. Şöyle bir ikonumuz oldu. Evet, birazcık istersek değiştirebiliriz. Mesela şu A'ya birazcık class yazalım. Diyelim ki class'ına işte büyüklük için V8 diyelim. Yükseklik için H8 diyelim. Kare bir şekilde olsun. Daha sonra birazcık bükmek için rounded SM diyelim. Yine flex olduğunu söyleyelim. Çünkü başka şeyler ekleyeceğiz. Ortalı olsun diyelim. Justify da aynı zamanda ortalı diyelim. Border ekleyelim. Daha sonra bir border'ımıza renk verelim. Border gray 600 diyelim. Daha sonra text base diyelim ve text'imizi de şöyle text gray, burada 600 demiştik, buna da 800 diyelim. Şöyle bakalım ne oldu. Evet. Şöyle bir alanımız oldu. Ortaladık. Bu şekilde yazdık. Şimdi bunun aynısından ne yapacağım? Geleceğim, kopyalayacağım. Bir tane daha kopyalayayım. Şu fa Twitter yaparsam. Evet, eklendi. Ama eklendi de ben bunların aralarında birazcık boşluk olsun istiyorum. Bu yüzden dolayı şöyle gelelim. Diyelim ki margin left 2 diyelim, şöyle birazcık bakalım.
Olmadı. Margin değil. Ne kullanacağız o zaman? Padding left 2 diyelim şöyle. Evet, bu da olmadı. Şöyle bakıyoruz. Neden olmadı? Tekrar bakalım. Şimdi yan yana olmasın. O yüzden dolayı şöyle bir bakayım tekrar. Nasıl ekleriz buraya? Şöyle bir sağ tıklayayım, inceleyeyim. Şöyle yapılara bakıyorum. Şimdi buraya margin left desek 2 piksel olmuyor. Şimdi A'ya değil, I'ye değil, A'ya vermek daha mantıklı oluyor ama istediğim gibi de olmadı. Şöyle yapalım. M 2 diyelim, her taraftan versin. Evet, her taraftan verdiğinde bir sıkıntı olmadı. Ama bu da bizim tabii ki işimize yaramadı. O zaman ML2 MR2 dersem, şöyle tekrar bakarsam, evet, istediğim gibi oldu. Bunlar 2 değil, 1 yapacağım ve bunu burada da tanımlayacağım ve böylelikle aralarında bir mesafe eşit şekilde olacak. Tekrar geleceğim, bir tane daha kopyalayacağım ve diyeceğim ki Twitter, işte başka ne olabilir, Instagram. Evet, daha sonra bir tane daha kopyalayalım, Pinterest. Evet, bir tane daha kopyalayalım, YouTube. Başka ekleyebileceğimiz, hadi bir de LinkedIn'i ekleyelim, sonra da bitirelim. LinkedIn. Evet, sosyal medya ikonlarımızı da bu şekilde yapmış olduk. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edelim.